Bu gece için diyet mentalitesinden çıkıp sadece sağlıklı tercihler yapmaya özen gösterelim. Başlangıç olarak mümkün olduğunca sebzeli, yoğurtlu mezeleri tercih edelim. Gaz şikayeti çok yaşıyorum, şişiyorum diyorsanız nasılsa mezeler var. O akşam salatayı pas geçebilirsiniz. Şimdi bir karar verin. Ana yemekçi misiniz yoksa meze ara sıcakçı mı? Hepsinden az az da tüketmek bir yöntem. Ama size tavsiyem ya azar azar ana yemek ve yancılarla devam edin ya da meze ve ara sıcakları abartıyorsanız ana yemeği pas geçin. Ayrıca yılbaşı masaları genelde meyve, kuru yemiş, grisini gibi atıştırmalıklardan zengin masalar oluyor. Bu noktada yaptığımız içecek yanı atıştırmalıklarını bile kontrol altına almak iyi bir hamle olacaktır. Alkollü alkolsüz içecekler konusunda karaciğeri gereğinden fazla yorup ödem yükünü artıracağı için ölçüye dikkat etmelisiniz. Tatlı yiyecekseniz meyve yememenizi önerip sonrasında da ertesi gün önerilerime geçiyorum. Yeni yılın ilk gününde kahvaltınızı sade tutun. Gece çok kaçırdım, tüm gün aç kalayım düşüncenizi bir kenara bırakın. Çünkü yemeyip açığı akşam kapatıyorsunuz. Bir önceki gece abarttık. Peynir, ceviz, buğday ekmeğinden oluşan bir seçenek veya sebzeli yumurta bile tek başına tercihiniz olabilir. Yeni yıl sonrası bir öğünde muhakkak lahana, brokoli, karnabahar gibi bir sebze yemeye çalışın. Yine yoğurt, meyve de bir öğün olarak size alternatif olabilir. Son olarak 2 litre su içip günde 2 bardak da yeşil çay ihmal etmeyin. Sindiriminizi rahatlatabilirsiniz. Hepinize sevgilerimle.